2023 seçimlerine bir yıldan birkaç ay fazla zaman kala son anketler AKP'nin yüzünü bir türlü güldürmüyor. MAK danışmanlık ise açıklanan sonuçların AKP'yi yanıttığını ifade ediyor. MAK danışmanlık sahibi Mehmet Ali Kulat, politik yol yazarı Murat Aksoy'a seçim yasası ile ilgili dikkat çeken bir demeç verdi. Kulat, AKP'nin tüm hesapları 2018 yılına göre yaptığını, lakin son seçimlerden 4 yıl geçtiğini belirtti. Özellikle anketlerde AKP'nin oyunun gösterildiği kadar olmadığını ifade etti. Kulat, AKP'ye oy vereceğim diyen lakin aslında 2 ila 2,5 civarında bir HDP seçmenin olduğunu belirtti. Kulat, bugün 130'larda bir AK Parti'den bahsediyoruz. Bu yüzde otuzluk grubun içinde bir grup ki bu yüzde yüzde iki ile yüzde iki buçukluk bir grup. Araştırmalarda AK Parti'ye oy vereceğim diyor ama sağlama anlamında çapraz sorulara baktığımızda bu grubun AK Partili değil HDP'li olduğunu görüyoruz. Mesela ana dilde eğitim konusundaki sorularda bunu net biçimde görüyoruz. Bundan hareketle şunu söyleyebiliriz. Bugün büyük şehirlerde AK Parti'nin %2 ila 2,5'luk oyu HDP'li oy. Yani bu seçmen kitlesi kendini normal zamanlarda AK Parti içinde kamufle ediyor. Yani AK Parti'nin bugün oyu %30'sa gerçekte %28, %28 ise gerçekte %26 dedi. Kulat, bakın çok net bir şey söyleyeyim. Geçmişte Erdoğan AK Parti'nin daha üstünde pozitif bir etkiye sahipti. Ama şimdi tam tersi söz konusu. Şu anda Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya gelmiş bir muhalefet var. Bu açıdan bir ayrışma olacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nda iç çekişme daha çok olacak diyen Kulat, şu anda bu soruları Millet İttifakı içinde olan partiler için soruyoruz. Peki ya Cumhur İttifakı? Orada görülen iki parti var. Yani AK Parti ve MHP. Peki gerçekten öyle mi? değil elbette. Bu açıdan burada sorun Millet İttifakı'ndan daha çok olabilir. Bu tarafta Vatan Partisi var, Büyük Birlik Partisi var, Hüdapar var, DSP ile görüşme var, ANAP'la görüşme var. Bu açıdan Cumhur İttifakı daha kalabalık. Ben bu taraftaki farklılığın daha derin ve çatışmalı olabileceğini düşünüyorum dedi.